Geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Grundig marka bir tane tıraş makinesi kutu açılımı yapacağız. Öncelikle arkadaşlar videoyu geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Yani bunu aslında diğer videomda pek belirtmedim ama arkadaşlar YouTube kanalımın ortam izlenme şeyi yüksek. Süresi yüksek. Beğenme oranları da yüksek. Yorumlar da yüksek. Tek bir sıkıntımız var bu aralar. Arkadaşlar abone sayımız az. Abone sayımız az olduğu için yani desteklenmiyormuş gibi görüyor. YouTube bizi önermiyor. Sizden ricam kanala abone değilseniz ve bu videoyu izliyorsanız abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir like bir yorumu çok görmeyin arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Bu tarz şeyleri ben normalde söylemiyordum. Yani sıkmamak amaçla. Söylemeyince de abone olunmuyor maalesef arkadaşlar. Sizden ricam destek amaçlı. Abone olursanız yorum ve beğeni yaparsanız beni mutlu edersiniz. Fazla uzatmayın arkadaşlar. Şöyle kutu açılımına geçelim. İnternetten baktım arkadaşlar. Çok inceledim, çok araştırdım. Grundig almamın sebebi bilindik marka. Servis ağı geniş olduğu için, Arçelik Beko servis ağı geniş olduğu için o yüzden Grundig tercih ettim. Arçelik veya Beko'nun kendi bu şekilde ürünü yok. O yüzden direkt Grundig olarak var. Bunu da Beko bayisinden aldım. Zonguldak Ereğli Beko bayisinden aldım bunu arkadaşlar. Tıraş makinamızın içerisine geçmeden önce arkadaşlar şu üzerindeki kutu bilgilerini söyleyeyim ben size. Şu şekilde gördüğünüz gibi zaten kendinden pilli içerisinde şurada gösteriyor. Ben bunu alırken bakmıştım. Arkadaşlar başlıkları var. Bir de suya dayanıklı yanılmıyorsam ama suda kullanılmasını ben önermiyorum. Yani bilmiyorum o nasıl öneriyor fabrika olarak da. Şurada da bilgileri yazıyor arkadaşlar. Şöyle şuraya odaklayabilirsek. Burada bilgileri yazıyor. Bu arada bunun şeyde markası da Grundig 6841 arkadaşlar. 6841 modeli. Bunun iki tip 3 tip modeli var hatta. Hatta 4 tip. Ben bunun ikisinin arasında çok kaldım. Bununla bir tane daha var. O sıfır sinek kaydıya yakın bir tıraş yapan makine. Bunun arasında çok kaldım. Oradaki arkadaşlar, satan arkadaşlar bunu önerdi. Yani daha çok bağışıklı olduğu için hem tıraş hem de kişisel bakımı, saç kesim falan yapabiliyorsun dedi. O yüzden bunu önerdiler. Bir de şöyle güzel bir yanı varmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Servise sormak lazım. Bu ürünü bir ay deneme süresi varmış. Yani ben bunu denedim. Beğenmedim. Kullanımdan memnun değilim. Bunu iade yapabiliyormuşum arkadaşlar. Söylemesi o yönde. İnşallah memnun kalırız. İade yapmaya gerek kalmaz. Sonuçta milli servet. Bunu iade edersem de diğer kararsız kaldım dediğimi alacağım arkadaşlar. Şayet ki bunu iade edersem. Şöyle uzatmadan arkadaşlar. Kutu açılımına geçelim. Arkadaşlar içerisinde şöyle açtığımız zaman bizi şöyle bir kutu karşılıyor. Şöyle çektim. İçerisi boş. Bunun içerisinde bir şey yok. Bunu kenara ayırıyoruz. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şurada başlıkları var. Şöyle tek tek göstereyim. Şu şekilde. Şu birincisi. Saç sakal kesmek için. Şu ikincisi. Şu kulak falan, kulak burun temizlemek amaçlı herhalde. Şurada arkadaşlar folleri falan düzeltmek amaçlı diye umuyorum veya bıyıkları falan düzeltmek amaçlı diye tahmin ediyorum. Şöyle 4 tane başlığı var. Şöyle arkadaşlar tarakları var. Taraklarına geçelim. Bunu açalım. Arkadaşlar açıp size göstermek istiyorum ki yani almaya kalktığınız zaman neyle karşılaşacağınızı bilin. Aile zaten gösteriyor ama. Arkadaşlar şöyle bayağı büyük bir tarağı var. Tarağının şurası da bakın kademeleri var. 13, 15, 17, 18, 21, 23 diye gidiyor numarası. Şöyle bir tane tarağı var. 2 tane tarak. 3 tane toplamda 3 tane tarak. 4 tane şunlardan kesme aparatı var. Bir tane şöyle içerisinde fırçası var. Yağlama fırçası. Arkadaşlar bakın şu benim çok hoşuma gitti. Bakın şu şarj aleti. Normalde çoğu firma yani bu Aprilia marka var yani ismini söylemekten de hiç çekinmiyorum. Çünkü onda tanıtımını yaptım. Ondan da memnunum aslında. Aprilia'da bile sadece şu şarj aleti geliyor. Şöyle bir de adaptörü var arkadaşlar. Grundig'in yani Arçelik Beko'nun kendi.
Şöyle bir tane de adaptör, şarj aleti gönderiyor. Bu bir ayrıcalıktır yani. Çok büyük bir şey değil ama yani gerçekten ayrıcalık bir şeydir bu. Şöyle jelatini de yanına sökelim. Şunu da şöyle koyalım. Şurada varmış. Hemen buraya bakalım. Arkadaşlar şöyle şuraya da açıyoruz. Burada standı var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şarj standı. Buraya bütün parçalarını koyabiliyoruz. Şöyle çevireyim hemen. Gorendik yazılı. Şöyle gayet hoş. Şık bir standı var. Kullanma kılavuzu. Bunu geçeceğiz. Garanti belgesi. Poşete de koyalım. Ve en sonunda da şöyle bir tane makinesi var. Şunu şöyle bir kenara kaldıralım. Makineyi arkadaşlar şunu göstermek istiyorum size. Şarj edip buradan arkadaşlar rengi şöyle öncelikle şunu göstereyim. Gerçekten hoş bir tatlı bir rengi var. Gümüş, gri, siyah gerçekten güzel uyumuş. Arkadaşlar makinemizi buradan çalıştırıyoruz. Bakın hemen şurada pil göstergesi çıktı. Buradan şarjın ne kadar olduğunu anlayabiliyoruz. Şunu şöyle yukarı itersek de şu tarak seviyesine geliyoruz. Buradan da geri kısabiliyoruz. Şöyle. Bu tirarken umarım sesim çıkmıştır arkadaşlar. Şöyle arkada bilgiler yazıyor. Şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Bakın arkadaşlar şuradan mıydı? Böyle çektim de burası da çıkıyor. Burayı açıp buradan başlıklarını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer başlıkları. Şöyle tekrardan buraya takarken ben bayi de denemiştim bunu. Denerken de bayağı bir zorlanmıştım. Şöyle sizin yanınızda şöyle sizlerle beraber takalım. Arkadaşlar bu buraya ondan sonra şu zımbırtıları şöyle şunları takalım. Yani şöyle evimizde set olarak dursa bile hiç göze batmayacak şekilde arkadaşlar. O yüzden bunları oraya diziyorum. Başka ne var bunun? Bunlar yanlış yere mi oynuyor? Arkadaşlar işler sarpa sardı. Şu şurada, şu şurada. Neymiş? Bunları da koymayayım, boş ver ya. Arkadaşlar bunları nereye koyayım bilmiyorum. Bunlar da kalsınlar oradan. Bir işim yok zaten. Sinirim bozdu. Şöyle çevireyim ben bunu. Bir de böyle deneyeyim. Böyleymiş arkadaşlar. Bunlar da sığıyor. Ben tersten bunları buraya koymaya çalıştığım için birazcık zorlandım. Arkadaşlar şu an gayet güzel oldu yani. Ben biraz tersinden bunu yapmaya çalıştığım için olmadı. Şöyle bakın. Gayet güzel oldu. Ama ben şunları kullanmayacağım. Hatta şunları da kullandım tahminimce. Şunları şöyle kaldıralım. Şunu göstermek istiyorum. Şurada bir şarj yeri var. Buraya şarjı takıyoruz. Mesela kombinin başına takarsınız arkadaşlar. Sabit duran bir yerde. Buraya şarj takarsınız. Bundan kabloya takarsınız. Şöyle sürekli şarj durabilir. Her taktığınızda şarj olur. Veya direkt buradan da şarj yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim. Başka var mı? Şöyle bir garanti belgesine bakayım. Ondan sonra arkadaşlar bitirmek istiyorum. Bazen kitapçıkta böyle önemli bir bilgi oluyor. Can alıcı. Var şöyle bir şey kitapçıkta. Ben size hemen onu da söyleyeyim. Arkadaşlar zaten kitapçı İngilizce. Bunda pek de anlayacağım bir şey yok. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bunun da ilerleyen zamanlarda eğer değiştirirsem bunun videosunu atacağım arkadaşlar. Yenisini alırsam da zaten yenisini atacağım. İlerleyen zamanda bunun kullanım testi, uzun sürede kullanım testi hakkında bir de video yapacağım. Bazı arkadaşlar soruyor nasıl memnun musun diye bazı ürünlerden mesela benim diğer ürünlerden. Memnunsam zaten bunun açıklamasını yapacağım size. Şimdiden size teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.